Şerafettin Müdür zamanında. Ben 2004'ten beri. Resmi işte. Bakanlık açıklama yapmış. Abi ben ne yapayım? Benim burada evim yok, parkım yok. Ne yapayım lan? Abi 23 kilo fazla alamıyorsun. Zaten firma sevdiği insan ödüyor. Ben daha önce bilet almıştım buradan. Ne yapıyorsun? Gönderemiyoruz. 23 kilo fazla aldığın zaman yok, ceza yazıyor. Arabaya bağlıyor. Arabamızı bugün bağladılar. Gönderemedim. Firma sahibi zaten kurtarmıyor. Firma sahibine. Ben mağdurum ya. Ben evime gitmem lazım. Gidemiyorum. Ben daha önce bilet almıştım. Şimdi gidemiyorum. Ben ne yapayım? Siz söyleyin. Ben mağdurum şu an. Benim evim yok, parkım yok burada. Ben ne yapayım? Gitmem lazım. Bilet almıştım. Gidemiyorum. Mazotun ÖTV'sini düşürseler, en azından düşürmüş olsalar, hem vatandaş mağdur kalmayacak, hem otobüslerimiz gidip gelecek, seferler gidip gelecek. Firma sahipleri şu an diyor kardeşim biz zarardayız. 9 milyar 8 milyar masraf var. 1200 litre mazot kullanıyor. Araç buradan Ağrı'ya gidiyor, araç buradan Van'a gidiyor, araç buradan Karadeniz'e gidiyor. Bu karar dün akşam çıkmış. Çoğu esnafın haberi yok. Tamam, trafik ekipleri geldi, bize bilgi verdi ama millet, vatandaşı bilet kesmişiz. Bilet kesmişiz, vatandaşa kardeşim iptal etmek zorunda kalıyoruz biletinizi. 23 kişiden fazla şey yapamıyoruz diyoruz. Yolcu taşıyamıyoruz dediğimiz zaman vatandaş bize isyan ediyor. Tepki gösteriyor. Mağdur oldu, bir sürü yolcularımız mağdur ettik. Artı zaten firma sahipleri zararda. Şu an zararda. Gelemiyorlar. Biz de mağduruz. Bugün mesela tüm araçlarımızı kontrol ettiler. Tüm garajda çıkan, her çıkan araca turnikelerde kontrolümüz oldu. Yani trafiğin kontrolü falan oldu. Tamam, haklı olarak da devlet doğrudur. Düzenleme güzel. Katılıyorum ama mağdur ölü vatandaş. Yani daha önce de haber vermiş olsalar ona göre biz de tedbirimizi alırdık. Veyahut da zaten şu an seferlerimiz iptal oldu. Otogar camiası, ulaşım sektörü şu anda durmuş vaziyette. Devletin otobüs şirketlerine uyguladığı araç koltuk adedinin %50 adedini, sadece %50'sini kullanabilirsiniz, yolcu taşıyabilirsiniz demeleri şu anda otobüs firmalarının seferlerini durdurmuş durumda. Bizim bu işi üstlenebilmemiz için, bu seferleri sürdürebilmemiz için devletin şirketlere, Ulaşıma, Ulaştırma Bakanlığı'na bir katkıda bulunması lazım. Havayolu şirketlerine nasıl KDV'yi %18'den %1'e düşürüyorsa, ÖTV'yi düşük vaziyette mazot veriyorsa ÖTV'den, otobüs camiasına da yapması lazım ki seferlerin şu anda ilerleyebilmesi için. Eğer bu seferlerin ilerleyebilmesi için şu anda otogar, büyük kurumsal firmalar 50 seferden İzmir'den İstanbul, 50 seferden tek sefere, 2 sefere düşürdüler. Ufak firmalar zaten iptal. Kimse sefer düzenleyemiyor. Bu işin ilerleyebilmesi için ya tekrardan yüksek fiyatta rayiç bedel devletin firmalara vermesi lazım ki bu araçlar zarar etmesin. Veyahut da devletin vatandaşa yansıtmaması için de ÖTV'yi, KDV'yi indirmesi lazım ki bu işi ilerletebilelim. Bu süre zarfı içerisinde. Covid-19 salgını olduğu için kimse herhangi bir ters tepki göstermiyor. Ama ne insanlar perişan bir durumda. Bakabilirsiniz yani bugün adını söyle. Normalde İzmir Otogarı'ndan Denizli Otogarı'na her 30 dakikada bir araç olan firmalar şu anda 5 saatte, 6 saatte bir araç var. Ve yer bulamıyorlar. 250 servis düzenleyen firmalar toplam totalde 10 servise düştü. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri zaten sefer düzenleyemiyor yöresel firmalar. 46 kişilik bir araçta diyor ki arka dörtlüğü satmayacaksın, kaldı 42. 21 tane koltuk satacaksın, 21 satmayacaksın. Tamam, eyvallah. İyi de bu iş nasıl yürüyecek? Zor zamanda bize de yardımcı olun. Öyle değil mi abim? Yani kanunu çıkarıyor, oldu bitti. Şimdi biz ama hizmeti görüyoruz. Yani bu insanlar burada kalmasın diye ama hizmeti görüyoruz. Ne biz para kazanabiliyoruz, ne otobüsçü para kazanabiliyor. Bize bir yardımcı olun. Bakın burada virüse bulaşma olasılığımız %100, öyle değil mi? Akşama kadar 10 bin kişiyle burada diyalog kuruyoruz biz. Yani duyarlarsa sesimizi iyi olur. Sosyal sağlığınızı korumuz. Bu da hoşlandığınızı. Bu da hoşlandığınızı.
da yarın öbür gün bütün yazıları kepek kapatıyor.